Bu kanalda yer alan görüşlerim, fikirlerim ve sizlere anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece eğitim amaçlıdır. Bu kanalı takip etmeniz ve bildirimleri açmanız ise sizin faydanız olacaktır. Kripto para dünyasından hepinize merhabalar diliyorum arkadaşlar. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmalara sizlerle birlikte devam edelim. Bitcoin'de var olan arkadaşlar aşağı yönlü baskı hala devam ediyor. Bu açıdan altcoin'lerde özellikle 2 gün öncesinden sizlere dominansın yükselmesinden dolayı bir kırılım beklediğimden bahsetmiştim ki altcoin'lerde gerçekten bir yükseliş eğilimi gelmişti. Dominans açısından da arkadaşlar günlük bazı geldiğim zaman şu görmüş olduğumuz alanlarda özellikle kullanmış olduğum indikatör açısından bakın şu görmüş olduğumuz bölgeye 42.60 bölgesine bir destek açılmıştı. Bu bölgelerden sonra dominans toplarsa ve özellikle BTC güçsüz kalacaksa altcoin'lerde büyük ezilmeler olabileceğiyle ilgili zaten belli senaryoları sizlerle paylaşmıştım ki şu an için bu senaryolar doğrultusunda hareketlilikler devam ediyor. Şimdi 4 saatliklere geldiğim zaman arkadaşlar bakın 4 saatliğe geldiğim zaman şu görmüş olduğumuz alanlarda kullanmış olduğum Fibonacci ortalamasına doğru bir iğnelemenin yapıldığını görüyoruz. Bu alan üzerinde geçilirse tekrardan yukarı yönlü 45 bölgesi denenebilir ki 45-33 bölgesi gerçek manada şu an için 27 görünüyor. Bölgesi gerçekten önemli bir destek bölgesi. Bu bölgelerin günlükte takip edilmesi öncelikle benim için önemlidir. Eğer günlükte tekrardan bu alan üzerine geçmeyi başarabilirsek 46-28'lere doğru gelir ki bu altcoin'lerde bir miktar daha ezilmeleri beraberinde getirir. Şimdi burada önemli olan en büyük unsurlardan birisi Bitcoin arkadaşlar. Dominans yükseliyor, Bitcoin düşüyorsa bu ne demiştik? Altcoin'ler için bir felakettir demiştik. Ve gerçekten dağının kuyruğunun kopacağı bölgelere doğru tekrardan gelmiş. Bitcoin'de 30.000 bölgesinin diğer bölgelerin hiçbirine benzemez arkadaşlar. Benim için 30.000 bölgesi kırılırsa gerçek manada orta vadede bir düşüş trendi o zaman gerçekten başlar ki bu bizleri nereye kadar götürür onu bilmek mümkün değil. Ama bana göre 19.000'lere doğru o zaman gidebilir. Ama 30.000'in şu sıralarda özellikle kırılmasını ben şahsen beklemiyorum. Tabii ki benim beklentimle piyasa ilerlemez. Bu çok ayrı bir durum. Ama gerçekten çok çok strong bir destek bölgesidir. O alanda kırılırsa işin rengi gerçekten çok daha sert ve fazla değişmeye başlar. Bunları da göz ardı etmememiz gerekiyor. Şimdi burada arkadaşlar kırmızı çizgiyle görmüş olduğunuz gibi yatay destek bölgemiz önemli. Şimdi bu bölgelerdeki en önemli olan detaylardan birisi günlükte bizim bu bölgeyi çok denememiz ama günlükte bu bölgeyi kırmamamız. Önemli detaylardan birisi. Şu an için 4 saatliklerde ve saatliklerde tekrardan bölge altına sarkmalar söz konusu. Ve bu sarkmalar neticesinde görmüş olduğunuz gibi hareketlilik var. Bana göre günlükte şu an için bir formasyon hazırlamaya çalışıyor Bitcoin. Ve bu formasyonu çok kabaca belirlersek arkadaşlar bakın şu görmüş olduğumuz alanlardan sonra. Normalde bu tekrardan bir düşüş formasyonu olarak değerlendirilebilir. Çünkü bu şu görmüş olduğumuz bir ters bayrak flama olarak düşünülebilir. Ama tepki alır tekrardan yukarı gider ve bölgeyi kırarsa işin rengi çok daha değişik olabilir. Bu açıdan şu görmüş olduğumuz formasyonun çalışma ihtimali söz konusu olabilir şu an için. Bu bölgeler içerisindeki gerginliklerine devam ediyor. Bitcoin şu an için şu görmüş olduğumuz alan 32.800 bölgelerine kadar gelirse 32.370 bölgelerinde iğneleme olasılığı olabilir. Bu bölgelerden sonra tepki alırsa tek kademe olarak 34'lere, 36'lara ve 38'lere kadar götürebilir ve bu bölgelerde gerginlikler yaşanmaya devam edecektir. Ama BTC'nin bu bölgelerden sonra gerçekten bir ivme kazanması ve güçlenmesi dominans yükselse bile bazı büyük coinlerde ekstra hareketlilikler bizlere getirebilir. Bunların çok yakından takip edilmesi önemlidir. Şurada görmüş olduğunuz gibi kabaca çizmiş olduğum bir burada üçgen formasyonu da diyebilirsiniz arkadaşlar. Şu an için çalışmaya devam ediyor. Ve burada tekrar belirtmek gerekirse tepki alınacak bölgeler 32.690 bölgeleri ama akabinde 32.370'lere 30 bölgelerine tekrardan iğneleme gerçekleştirebilir. Bu bölgenin aynı zamanda günlükte önemli bir bölge olduğunu şöyle gösterebiliriz arkadaşlar. Bakın şu görmüş olduğumuz alanlardan tekrardan biz eğer paralel bir çizgi çekecek için arkadaşlar bakın. Bu paralel çizgi daha önce kırılmadı. Şu an için günlükte kırılmaya çalışıyor. 4 saatlikte bölge kırılmıştı. Ama önemli olan bu bölgenin günlükte kırılıp kırılmayacağı. Çünkü günlük manada bölge bizim için gerçekten önemli bir alan. Ama 30.000 bölgelerine tekrar olur da iğnelemeler gelirse arkadaşlar bana göre gerçekten tekrardan tepki alımlar gelebilir bu bölgelerden sonra ve piyasa bir miktar daha bölgeden gelecek tepkiyle kendisini toparlayabilme ihtimali olabilir. 30.000 bölgesi artık altcoin'ler içinde, Bitcoin içinde bana göre son stop ve yarın arkadaşlar hafta sonu kapanış gelecek, pazar kapanışı. Bu gerçekten çok önemli. Dananın kuyruğunun koptuğu bölgeye ve güne doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Haftalık bazda bölge altında bir kapanış gerçekten tehlikeli sonuçlar getirebilir. Bu çok önemli bir detay. Bunu es geçmemek gerekiyor. Eğer haftalık bazda bölge üzerinde kalmayı başarabilirsek ki bana göre haftalıkta 32.000 bölgesi üzerinde kalması
çok daha değerli olacaktır. Bunları sizlerle birlikte takip edeceğiz. Altcoin'lerde söylemiş olduğum gibi ayrışabilen coin'ler olabilir. Bugün ailesi ayrışabilen coin'lerden birisi. Zcash, Zen görmüş olduğunuz gibi bunlardan birisi. Tek başına belli başlı coin'lerin çok fazla gün içerisinde gelgitler yapmasından dolayı tepki alış ve satışlarından bence uzak durmak gerekiyor. Biraz daha sabırlı olmak bu piyasada en azından bir miktar daha sizler için faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki piyasa belli bir zamandan sonra toparlayacaktır arkadaşlar. Bu açıdan dediğim gibi kısa vade oluşabilecek fırsatları değerlendirmek önemli. Tabii ki herkesin kendine göre bir yatırım şekli var arkadaşlar. Ama bunu unutmamak gerekiyor ki bu piyasada yani saatler içerisinde kaybettiğiniz parayı birkaç gün içerisinde de kazanabilme şansına da sahip olabilirsiniz. Bunu aslında unutmayın. Çünkü bu tür fırsatlar özellikle kripto para piyasasında çok fazla. Çünkü çok volatil bir piyasa içerisindeyiz. Avantajlar, dezavantajları tabii ki tartışılır diğer türev piyasası araçlarıyla tabii ki ama şu an için en volatil olan piyasa bu ve volatilitesinden dolayı en çok ilgi gören piyasalardan birisi. Çünkü tam olarak yerine oturmamış ve gün içi volatilitesi çok yüksek. Getirileri ne kadar güzelse götürüleri de bir o kadar tehlikeli olan bir piyasa içerisinde olduğunuzu asla unutmayın. Bu açıdan her defasında sizlere stoplu çalışmanız gerektiği ile ilgili her zaman bilgiler veriyorum ve bilgiler vermeye de devam edeceğim. Ve burada da önemli olan yarınki kapanış arkadaşlar. Gerçekten dananın kuyruğunun koptuğu bölgeye doğru geliyoruz. Bana göre 32.000 bölgesi önemlidir. Haftalıkta bu bölge üzerinde kalması çok daha önemli. Ama 30.000 bölgesi son kalemiz. Bu bölge üzerinde kalmayı başarabildikçe tekrardan tepki alımları bizleri bekliyor olacaktır diye düşünüyorum. Şu an için bu görmüş olduğumuz formasyonu takip edip devam edeceğiz arkadaşlar. Formasyon neticesinde gelişebilecek olaylar olursa tekrardan sizlerle paylaşımda bulunacağım arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Saygılar sunuyorum.